Allah'ı inkarın karşılığı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû bi âyâtinâ sevfe nuslihim nâra. Kullama nadijat culuduhum beddelnahum culudan gayraha liyezuqul azab. İnnallaha kana azizan hakima. Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstün ve hakimdir. Nisa suresi 56. ayet. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de kafalardaki birçok soruya cevap veren ayet-i kerimeler vardır. Hatta bir tanesinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: Kafir olanlar, Allah'ı inkar edenler, Kitabullah'ı inkar edenler, Allah'a sırt çevirenler var ya, ben onları cehennem ateşine koyacağım. Onlar ateşte yanacaklar. Derileri, etleri yanacak. Köfte olup pişecekler. Etleri ve derileri her yandığında azabı tatsınlar diye, onların et ve derilerini yeniden yaratacağım. Yani cehennem ateşinde bir defa yandım, kül oldum, kurtuldum diye bir şey yok. Allah Celle Celaluhu kendisi diyor: Her derileri yandığında, etleri yandığında ben etlerini tazeleyeceğim, derilerini tazeleyeceğim. Niçin? Azabı tatsınlar diye. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir an oraya düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu a'lemu bi'a'daikum وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kâfidir. Nisa suresi 45. ayet. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Size sahip olarak Allah yeter, yardımcı olarak Allah yeter.